Arzum Onan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzellikten açıldı. Eskilere gittik. Sıcacık, samimi. Gerçekten ne kadar samimisiniz, ne kadar içtensiniz. Sağ olun. Teşekkür Her ederim. şeyinizde ben bunu hissediyorum. Harikasınız. Şimdi güzellikten gidiyoruz ama az kaldı. Az kaldı. Sıkmayacağım sizi. Evet, güzelliği de geçebiliriz yani. Geçebiliriz ama şey, ama buradan başka bir şeye bağlayacağım ben. Siz esmer güzeli olarak tabir edilen güzellerdensiniz ama öyle bir laf vardır ki her kadın hayatının bir döneminde sarışın olmuştur diye. Sizin öyle bir döneminiz var mı? Maalesef oldu. Yani maalesef. Ama ben yani o kadar o ben değildim ve o kadar sevmedim ki o halimi. Zaten kendi isteğimle olan bir şey değildi. Sahrada oldu değil bir, mi? Evet, sahrada İzleyelim oldu. İzleyelim azıcık ondan. İzlemesek mi acaba? Şaka şaka. İzleyelim. Sahra. Söyleyeceğin yalanlara inanacağımı sanma. Ben her şeyi gördüm. Ama inan bana, senin zannettiğin gibi bir şey olmadı. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? İğrençsin. Senden nefret ediyorum. Senin gibi birini sevdiğim için kendimden de. Bu kadar aptal olduğum için. Bana bunu yapmana izin verdiğim için. Sen delisin. Seni aldatabileceğimi nasıl düşünürsün? Hayatımdan çekip gitmeni istiyorum. Dönmeye hazır olduğumda orada seni bulmak istemiyorum. Anlıyor musun? Bizim bir kızımız var sana. Ondan da uzak dur. O çocuk bana ait. O işte bana ait, o evde. Benim olan her şeyi bırak ve git. Döndüğümde senden hiçbir iz görmek istemiyorum. Demek yargısız infaza kararlısın. Evet, kararlıyım. Aslında sarı da yakışmış. Gerçekten. Vallahi yani. Ben beğendim yani. Oy fena. Yani bari peruk tak oyna. Yok, illa doğal olsun, boyandı edildi. Hani Sahra dışında da o sarı saçlarla yaşadım bir süre. En son artık sarı ile işimiz bittiğinde kendimi ne olur beni eski halime çevirin diye kuaförde. Evet, görmüş oldum ama kendimi sarışın en azından. İşte yani o laf doğru demek ki. Her evet. Kadın hayatının bir döneminde sarışın olur diye. Güzele her şey yakışır. O da yakışmış ama burada yani. Tabii ki oyunculuk performansınız da çok güzel gerçekten. Ya, teşekkür ederim. Güçlü bir performans yani. İzliyoruz sizden her zaman olduğu gibi. Bu arada anne oldunuz tabii evet. Ki. Oğlunuz Can. Evet. Canınızdan bir can dünyaya getirdiniz. Evet. İyi ki de getirdiniz. Bir erkek annesi olarak. Şimdi Woman TV'deyiz. Oğlunuzu tabii ki Neşet Ertaş'ın bir lafı vardır ya, kadın insandır, erkek insanoğlu diye. İşte o insanoğlunu şekillendirirken tıpkı heykelleriniz gibi, oraya da geleceğiz de. Karşı cinsle ilgili ilk verdiğiniz nasihat neydi? Yani bir kadınla ilişkilerini, ki şimdi artık genç bir erkek olma yolunda ilk adımları atacak yaşa geldi. Anne olarak ona ilk tavsiyeniz ne oldu? Kız arkadaşlarıyla ilgili falan. Ben şu anlamda çok şanslı bir kadınım. Aynı zamanda. Yani kadın olarak şanslıyım zaten. Ama anne olarak da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü Can'a nasihatler konusunda evet verilir. Ama nasihatlardan ziyade çocukların görerek, dokunarak ve hissederek öğrenebildiği şeyler kalıcı. Çok doğru. Ve yer ediyor. Dolayısıyla evdeki rol modeli çok kıymetli. Çok. Mehmet'in önce hani annesine, sonra bana, kız kardeşlerine, kadınlara, çevresine... davranışlarını, uslubunu, cümlelerini bizzat hani Can'a nasihat olarak değil, zaten hayatın içinden olaylarla, örneklerle tanıklık edip büyüdüğü için Can zaten öyle şekillenen bir çocuk. Bu anlamda çok şanslıyım. Anne olarak yani Can'a ekstra öğretmem gerekmiyor. Ben bunu zaten bir kadın olarak keyifle yaparım. Ara ara bunun konuşmalarını da yapıyoruz ama en önemlisi Can'da iyice kökleşmiş yer bulması
rol modeli sayesinde olacaktır. Beğendiği kızları falan getirip gösterir mi size? Ona ister mi? Kız daha arkadaşlar? öyle bir dünyası yok. Yok mu? Yani var ama yok. Yani bizim gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz. O da biraz çekimser bu konuda. Ama bakalım yani. Ama her şeyden önce kadına değer veren, kırmayan, çok zarif ilişkiler içinde olan bir adam olacak diye düşünüyorum. Ne güzel. İşte böyle babalar, böyle anneler bu ülkede çoğalsın ki bu toplum değişsin. Gerçekten biz de onun için uğraşıyoruz bu kanalda. Can ne olmak istiyor? Peki armut dibine düşer derler ya, hani oyuncu mu? Çok güzel bir şeyi var onun. Okulda bir yönetmenlik çalışması, bir belgesel hazırlamış, evet, değil mi? Evet. Ona kısaca bir göz atalım hemen. Sonra atalım. Onun mesleği konusunda tamam. Konuşalım. Tamam. Mahkeme! Bizim dedelerimiz kavrundan Asya'ya yayan gitmişler ve şehit olmuşlar. HES döneminde de aynısını biz yaşamıştık çünkü. HES döneminde de şimdi 20 yıl sonra gelip bize günah çıkarıyorlar, haklıydınız diye. Neden? Hep resmi arabalar geliyor kapıya. Kapı açınca resmi arabayla kaşılıyorum. Yani kaşı kaşıya geliyorum. Neden geldiniz? Jandarma yaylaya çıkan iki yol var. O iki yolu kapattı. Bir iki bozuk kamyon dozerler koyup yolu kapattılar. Çıkmamızı engellemeye çalıştılar. Hep beraber. Bir dakika. Bir, iki, hayır! Şunu anlatsınlar bize ya. Ağaç dikecekmiş. Ya neresini dikeceksin? Ya şu taş granit bir taştır arkadaşım. Granittir bu, granit. Şu kaya parçasından bir tozun kopması binlerce yıl alır ya. Coskani kurbani simugunur mu çamçu iş dikani. Ne kadar güzel. Bir kere ne kadar anlamlı. Çok. Can nasıl hazırlandı buna? Sizin desteğiniz oldu mu? Gitmiş olduğu okulla birlikte böyle bir projenin içindeler. Hisar Eğitim Vakfı'na gidiyor. Okulla birlikte, yani bir grup öğrenciyle birlikte gittiler. Dolayısıyla onun da çok içselleştirdiği ve içinde olmaktan çok mutlu olduğu bir geziydi. Evet, hani Mehmet'in de kulağını üflediği bazı şeyler var içinde ama her şeyden önce onun emeği. Ne güzel. Çok müthiş bir tecrübeydi onun için aynı zamanda. Keyif almış belli ve çok güzel bir konuyu işlemiş. Evet. Emeklerine sağlık. Çok teşekkür Lütfen ederim. Lütfen benim için onu öpün. Bizim için sağ olun, onu öpün. İleteceğim. Teşekkürlerinizi mutlaka. İletin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi üniversiteye hazırlanıyor. Yani meslek seçecek yaşa geldi. Bu arada bu fotoğrafları görse bilmiyorum ne kadar mutlu olabilir. Neden? Çünkü şimdi burada değil ama artık hani spor yapıyor, kendine bakıyor, ciddi kilo verdi falan. Böyle eski fotoğraflara baktı, ne kadar şişmanmış, ne kadar şişman, ay ne bu korkunç falan diye bakıyor. Şimdi böyle ekranda bunu görünce Allah'ım onlar ne diyebilir yani izlerse. Yok, hepsini de biz hepsini de sağ olun. Benim oğlum da öyle baktı, geç öbürlerini beğenmiyor. Ay canım şimdi benim. Boyumu geçti zaten. Maşallah gerçekten. Evet. Anne güzel, baba güzel, çocuk da güzel maşallah. Sağ olun cümlemizin inşallah hepsinin bahtı açık olsun. Gerçekten şuna bak maşallah boyunuzu geçmiş canım benim. Aslan gibi evlat Allah bağışlasın. Cümlemizin sağ olun. Ne olmak istiyor şimdi üniversiteye hazırlanıyor? Vallahi sinema okumak istiyor. Armut dibine düştü. Çok şaşırmadık tabii biz buna. Ne güzel ama. Yani tabii ki Mehmet'ten, evden, konuşmalardan, eve giren çıkan vesaire etkilenmiştir. Biraz bu isteğinin şekillenmesine çok sebep bir dünyası var zaten. Tabii ki. Bu dünyanın içine doğdu doğal olarak.
Ama ayrıca çok film izliyor, çok dizi izliyor. Artık yönetmenine, yapımcısına göre film seçiyor, onları izliyor, takip ediyor. Kritize ediyor yani onları. Evet. Dolayısıyla böyle şey, mutlu görünüyor. Yani ne istediğini bilen kamera arkası mı, kamera karşısı mı? Kamera önünün eğitimini alıp, pardon, kamera arkası yani yönetmenlik. Biraz bu denemelerde o yüzden. Ama önünü de tabii hani deneyip severse o yolda da ilerleyip ikisini paralel yönetebilir, yapanlar yürütebilir. Var, tabii, hem oyuncu. Bu konuda kendini geliştirir, istek duyarsa neden olmasın tabii. Ne güzel, ne güzel. Biz de bekliyoruz. Biz i̇nşallah. De bekliyoruz. O güzel günleri görelim, onu alkışlayalım inşallah. İnşallah, sağ olun. Hep birlikte. Sağ olun. Ve evet, Woman TV'deyiz. Türkiye'nin ilk ulusal yayın yapan kadın televizyonundayız. Dünyada da çok az örneği olmayan bir tema kadın. Aynı temayla Arzum Onan bir heykel sergisi açtı. Ve dile kolay. Evet, gerçekten dile kolay. Tam 15 yıl heykel gibi bir sanata, çok zor, çok meşakkatli bir sanata gönül verdiniz, çaba gösterdiniz. 15 yıl belki de oyunculuğunuzdan, oyunculuk kariyerinizden fedakarlık yaparak hayatınızı buna adadınız bir şekilde. O zarif, o güzel eller koca koca taşları yonttu ve içindeki ruhları buldu bir bir. Nasıl oldu bu merak? Nasıl? Bunun hikayesini bir özetler misiniz? Ve her şeyden önce güzel sanatlara ilgim hep vardı. Ve sanırım zaman içinde kendimi ifade etme şekli haline geldi bu. Tabii ki hani o zaman 15-16 sene önce heykele başladığımda ben kendimi böyle ifade edeyim, heykele başlayayım, bakayım beni nerelere götürecek gibi bir bilinçle başlamadım. Bir arkadaşım vesilesiyle rahmetli İrfan Korkmazlar'ın atölyesinde başladım heykel yapmaya. Sonrasında 13 senedir de Yunus Tonkuş'la devam ediyorum. Ve hala onunla devam ediyorum. Yani o dirsek temasını da önemsiyorum çünkü. Dediğim gibi yani o yıllarda bunu çok kristalize edemiyorsunuz. Yani sadece duygularınızı üç boyutta ifade etmenin zaman içinde ne kadar zengin bir şey olduğunu deşifre etmeye başladım. Bu yüzden oyunculuk ya da onun dışında yapmış olduğum işler çok severek yaptım o dönemde. Yani oyunculuğu da, mankenliği de öyle o tabii. Zaman içinde. Ama burada bireysel olmasının da gücü, sadece benim duygularımla, benim melekemle buluşmuş üç boyuta dökmüş olduğum işte farklı materyaller olması da ayrı bir zenginlik benim için. Çok zengin bir ifade biçimi. Aslında bir anlamda da bir meydan okuma değil midir sana? Yani bu şekilde sanat icra etmek, bireysel sanat icra etmek bir meydan okuma şekli hali olabilir mi? Ben bunu yapıyorum, bunu ortaya koyuyorum. Benim içimdeki ya da benim gözümdeki bu. Tabii olabilir. Yani zaten muhalif bir şey bu. Yani sanat da öyle bir şey. Kendi dünyanızdan, kendi bakış açınızdan, içselleştirdiğiniz duygulardan, tanıklık ettiğiniz olaylardan, ortaya döktüğünüz işte şiirden, çektiğiniz filmden, fırçanızdan, çamurunuzdan ortaya çıkan şeyler. Duyguların elbette. Boyut bulmuş hali değil mi? Peki tabii. Kısaca biz o sergiye bir göz atalım, sonra üstüne konuşmaya devam tamam. Edelim olur mu? Tamam. Thank you.
o soğuk taşların, o soğuk metallerin içindeki o sıcacık kadınları nasıl buldunuz? 5 senede oluştular. Dediğim gibi gerçekten içselleştirdiğim bütün duygular kadınlarla buluşan, yani cumartesi annesinden çocuk geline, şehirli okumuş akademili kadınlardan, Anadolu'da eli ayağı toprağın içinde üretime dahil, sırtında küfesi, karnında bebeği, bir Anadolu kadınını da temsil eden kadınlara kadar düvenlerden yapmış olduğum çalışmalar var onlara yönelik. Çok geniş bir skalası var. Yani kendimce duygularına dokundum, gözyaşlarına dokundum. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama içselleştirdiğim bütün duygular kadınlar üzerinden yansıtmaya çalıştığım bir sergi oldu. O kadınlar size Arzu Mona'nın kulağına neler fısıldadılar? Her yoğun tuşunuzda, her bir şey eğip büktüğünüzde bir şey fısıldamışlardır. Biri belki uğradığı tacizi anlatmıştır size. Belki biri kaybolan evladının arkasından yaşadığı yalnızlığı. Neler fısıldadılar? Böyle birkaç başlık var mı? Keşke olsa. Onları böyle yontarken, eğip bükerken. Yani ben kataloğunu hazırlarken bunun için çok çabaladım. Her yapmış olduğum heykelle ilgili bir takım cümleler kurayım diye. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Benim kelimelerle aram çok iyi değil aslında. Belki bu yüzden zaten heykel var bir tarafıyla. Tek başına tabii ki bu bir sebep değil. Ama özellikle bir de bazı heykellerin ismi de yok. O bu temanın özelinde insanlara ne geçirdiyse aslında özü o. Doğrusu o. O kişi için nasıl görüyorsa ve kendinden ne buluyorsa doğru olan o yani. Ya da doğru yanlış demeyeyim ama hissettiren o. Onun için ben hani şu heykeli yaparken aslında tam olarak şöyle 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 düşündüm. Yani bu çok matematiksel bir şey değil çünkü. Ben bunu kelimelerle anlatamam. Ancak demin dediğim gibi çok geniş skalada kadınları masaya yatırıp onların dünyalarına nasıl dokunduğumu anlatabilirim. Ama burada bir sorun gördünüz demek. Yani kadını anlatma, bir dert anlatma şeklidir sanat. Ama bu tabii zaten toplumsal olduğu kadar küresel de bir sorun. Kadının şu anda içinde bulunduğu durum. Peki Türkiye'deki, yani madem bu kadar büyük 15 yıl emek sonucunda ortaya bir kadın sergisi, küresel sorun evet ama siz bir Türk sanatçı olarak buna emek vermiş, Türkiye'deki en büyük kadın sorunu olarak hangi başlığı görüyorsunuz? Bugün için söylüyorum. Yani ilk sırada sizin için, ilk sıradaki sorun. Yani şiddet konusunu şey yapmazsak öncelikle tabii toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunun altını çok çizmemiz lazım. İnsanları bu konuda bilinçlendirmemiz lazım. En küçük bir şeyden yani reklamlardan her sektöre kadar yani en küçük işte pembe ve maviyi düşünmememiz lazım mesela artık yani. Benim ilk sergim kadın değil yani 15 sene içinde başka bir sergim daha oldu. O da heykele yani 9 adını verdiğim 9. sene açmış olduğum yani zaten 9. sene açtığım için 9 adını verdiğim yapmış olduğum bütün işleri toparladığım ve karma bir sergi. Sanatseverlerle buluşturduğum bir sergiydi. Bugün bakıyorum onun içinde de bir sürü kadın. Halbuki teması yoktu. Ve birçok kadın vardı o serginin içinde de.
heykele başladığımdan o zamana kadar. Ondan sonra evet bir teması olmalı, bir ikinci artı ikinci sergi. Ve demek ki ben hep içimde bu var ve bunu daha bilinçli ve cümleleri olan şekilde yapmalıyımdan yola çıktım ve kadın öyle çıktı. Dolayısıyla aslında yapmış olduğumuz her şeyde insanları bu anlamda zaten belki bildikleri ama öteledikleri ya da üstünde durmadıkları bu anlamda problemleri daha çok içselleştirip çocuklarımızı da ona göre eğitmemiz gerek. Siz bu projeyle, belki yani proje diyoruz ama bu eserlerle pek çok kadının duygularına tercüman oldunuz aslında. Her bakan da kendine göre onun ne anlatmak istediğini anlıyor. Zaten doğru olan da bu. Ve aynı zamanda bu çok ilginçtir. Bu sergi akademisyenlerin onayıyla açılmış bir sergiydi, değil mi? Akademisyen olmayan bir sanatçının akademisyenlerin onayıyla açtığı bir serginin ayrıca büyük bir başarı. Gerçekten bu yani. Bir kadın sanatçı, kadın erkek diye ayırmıyoruz ama madem öyle biz de bir şey yapalım, pozitif ayrımcılık yapalım. Bir kadın sanatçının bu kadar büyük başarı emeğinin ödülü olsa gerek diye düşünüyorum. Peki hiç şunu düşündünüz mü? Ya başlarda ama tabii zor işmiş bu. Kaldır, indir, eller gidiyor bilmem ne hala oluyor. Düşünüyorum. Düşün. Tabii. Pes yani etmeyi ara ara. Pes etmeyi hiç düşünmedim ama yani girişmiş olduğum materyalin zorluğuyla girmeden önce ya da girdiğim zaman değil, zaman içinde idrakına varıp Allah'ım ben ne yapıyorum dediğim zamanlar oldu tabii. Ama neticede vermiş olduğu haz o kadar büyük ki bitince, günün sonunda ya. Onu bittiğinde karşınızda o haliyle görmek bambaşka bir şey. Çok gurur, tarif keyif, edemiyorum. Değil mi? Tabii büyük. Peki şimdi kariyerinizde oyunculuk var, modellik, mankenlik, sunuculuk, pek çok şey yaptınız. İşte sonunda heykeltıraşlık. Arzum Onan'ı en başarılı hangisinde buluyor? Biz hepsinde buluyoruz. Baştan söyleyeyim de siz hangisinde buluyorsunuz en başarılı olarak? Yani başarılı olarak ya da en mutlu olduğunuz başlık. Cevap veremem. Çünkü hep çok mükemmeli arayan da bir yapım var. Mutlu olmuyorum yani. Yapmış olduğum heykellerin geldiği sonuçta hep daha iyisi olabilir benim için. Ama en mutlu olduğum tabii heykel. Belli yani 15 sene gibi. Çok istikrarlıyım bir zaman dilimi, bu konuda. Değil mi? Evet. Gerçekten evet. De öyle. Çünkü size çok büyük paralarla geri dönüş yapacak bir şey de değil. Yok, bu. Hani değil, bu kadar. Tabii. Şimdi o kadar para dönüşü söz konusu olsaydı, fiziğiniz müsait, şöhretiniz müsait, yeteneğiniz var, oyuncusunuz. Çok daha fazla geri dönüş alabileceğiniz alanlarda o yolda yürüyebilirdiniz. Ama siz gittiniz, bambaşka bir şey seçtiniz. Gerçekten takdir edilesi bir şey sanat adına. Ben teşekkür ediyorum ben en başta. Ben teşekkür ederim. Bunun için size. Peki son soru. Yine Woman TV'deyiz. Kendinizi nasıl bir kadın olarak tanımlıyorsunuz? Vallahi zor bir soru oldu bu. Hiç düşünmemiştim. Kendimi kendimce çok güzel ifade ettiğim bir sanatın içindeyim. Bir kadın olarak bunu başarıyor olmanın yani gene hep aynı şeyi söylüyorum ama heykelin yani heykel üzerinden konuşursak tarihteki en zor sanat dalı olarak kabul görmüş tek sanat dalının heykel olması ve bir kadın olarak bunu ben de yapıyorum. Yeri geliyor taş yontuyorum, ahşap yontuyorum, kaynak yapıyorum. Bir kaynak makinesi almaktan dolayı mutluluk duyabiliyorum.
ve ortaya bir şeyler çıkarıyorum. Materyallerle bir yolculuk halindeyim ve gerçekten bir erkek iş, yani erkek işi demeyeyim tabii, bu işte demin has dediğim şeyin gibi, çok yanlış bir örneği olacak ama bunu yapıyor olabilmenin mutluluğu içindeyim. Renkli dünyanın içindeki kağıt bebekler kadar hani böyle kırılgan, uçuşan bir kadın değilim. Bastığım yerde dimdik durabilen, o zarafetimi de koruyabilen bir kadınım diyorsunuz. Ben öyle anladım herhalde. İşte bu herhalde. Toplumdaki kadın algısını da sınırlarını kıran bir şey. Yani çünkü herkes... Ya bu kadar zariflikten nasıl bu taşlar yontulabiliyor? Evet, yontuluyor. Yani bunu isteyen herkes, her kadın yapabilir aslında. Hayallerin peşinden gidebilir. Evet. Yapabilir. Aynen öyle. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hem Woman TV'ye hem Şafak Yavuz'un üzerine onur verdiniz. Sizi ağırlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Her zaman bekliyoruz. Yeni serginize lütfen başlayacağı zaman tekrar bize haber verin. Çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye haber verelim. Çok sağ olun. Keyifle tekrar izleyelim. Sağ olun. Siz de çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz burada. Ben de bununla ilgili bir iki çift laf etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bir Woman TV olarak evet artık hani bu gerçekten çok değerli bir şey. Toplumda cinsiyet eşitliğinin daha çok altını çizmek, akademide, siyasette daha çok kadın görmek, hayatın her alanında kadın elinin daha çok dokunduğu üretimler içinde olmak. Benim de çorbada tuzum olduysa ne mutlu burada. Yolu açık olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz inşallah. Milyonlara ulaşsın. İnşallah. Amacımız o. Kadın aydınlanırsa toplum aydınlanır. Evet. Yarınlara daha aydın bir Türkiye, daha aydın bir ülke bırakmak için bu yola çıktık. Siz de bize destek verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünün anısına ufacık bir armağanımız var. Baktıkça bizi hatırlarsınız. Çok teşekkür ederim. Ay harika, çok zarifsiniz. Evet. Sağ olun. Woman TV'yi, Şafak Yavuz'un üzerine hatırlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Arzu Manan'la muhteşem güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Çok samimi, çok sıcak. Haftaya yeni konuğumla buluşuncaya dek hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.